Rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, İslamiyet Mekke'de ilk sıralarda gelişme gösterirken müşrikler İslam'ın büyümesine, gelişmesine tahammül edemiyorlardı. Onun için yeni Müslüman olan insanlara zulüm, baskı uyguluyorlardı, işkence uyguluyorlardı. Zaman içinde Müslümanlar Habeşistan'a bir kısmı hicret etmişti, onu ifade etmeye çalışmıştım, onu anlatmıştık. Orada hicret edenleri müşrikler, Mekkeli müşrikler geri alamadıkları için efendim sıkıntıya girdiler. Ne kadar baskı, zulüm yapmalarına rağmen Mekke'de İslamiyet dalga dalga gelişiyor, büyüyordu, genişleniyordu. Hatta Habeşistan'daki hicret eden Müslümanlar da Habeşistan'da İslam'ın, dinin, Kur'an'ın gelişmesine efendim büyük katkıları oldukça müşrikler kahroluyordu Mekke'de. Biz bunların önüne nasıl geçeriz? Biz bunlara nasıl mani oluruz diye tedbirler düşünüyorlardı. Ne yapabiliriz diye, Müslümanları nasıl durdururuz? Veya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için onu nasıl kaldırırız ortadan? Nasıl öldürürüz, yok ederiz diye birçok tedbirler düşündüler. Birçok efendim kafa yordular. Fakat bir türlü bir şey başaramıyorlardı. Yani Kureyş müşrikleri bu noktada son derece tedirgin oluyorlardı. Son derece rahatsız oluyorlardı. Onun için ne yapabiliriz diye planlar, projeler, programlar geliştiriyorlardı. İşte o programlardan birisi müşrikler efendim toplandılar. Dediler ki bütün bunların dışında başka bir siyaset takip edelim dediler. Ne yapmamız gerekir diye kendi aralarında konuştular. Dediler ki biz efendim Haşimoğulları ve o çevreye boykot uygulayalım. Onlara efendim onları karantina altına alalım ve onlara yiyecek, içecek ve ambargosu uygulayalım ve bunları açlıkla baş başa bırakalım. O zaman Muhammed Aleyhisselam ve etrafındakiler efendim dize gelirler. İşte bu yeni İslam'ı yaymaktan ve İslam'ı anlatmaktan vazgeçerler diye düşündüler. İttifakla aldıkları kararları bir sayfa üzerine tespit ettiler, bir sayfaya yazdılar. Bir Haşim ve Muttalip oğulları ailelerine kız verilmeyecek. Yine Haşim ve Muttalip oğullarından kız alınmayacak. Haşim ve Muttalip oğullarına hiçbir şey satılmayacak. Haşim oğulları ve Muttalip oğullarından hiçbir şey satın alınmayacak diye bunu bir kağıda yazdılar ve o kağıdı imzaladılar. Hatta yani bu Mekke'de kurulan birçok insani derneklere ve insani şeylere de imzalattılar. Hulful Fudul ile kurulan ve insanlara yardım eden o insanların da Hazreti Muhammed'in peygamberimizin tarafına geçmelerini önlemek için onların ileri gelenlerine de imzalattılar ve o kağıdı, yani o boykot kağıdını götürüp Kabe'ye astılar.
Bu durum karşısında Haşim ve Muttalip oğulları aileleriyle esas daha önce de bir araya gelme kararları almışlardı. Çünkü Mekke'li müşrikler dediler ki muhakkak biz bu Muhammed'i öldürmemiz lazım, ortadan kaldırmamız lazım dediler. Onun için Ebu Talip, Peygamberimizin amcası, onun himayesinde bütün o Haşim oğullarını ve Muttalip oğullarını topladı. Dediler ki biz bu Muhammed'i korumamız lazım. Hatta Müslüman olmayan müşrik akrabaları da onlarla beraber Şibe Ebu Talip denilen Ebu Talip mahallesinde bunları hepsini topladılar. Tabi Ebu Leheb hariç bütün o Haşim oğulları orada toplandılar. Yani bu mahalle sakinleriyle müşrikler bütün münasebetlerini kestiler. Yani kazara yanlışlıkla oraya birisi girerse ağır bir şekilde azarlanıyordu. Müşrikler boykota uğrayanların toplandıkları mahalleye yiyecek içecek namına bir şey sokmuyordu ve onları açlıkla baş başa bırakıyordu. Yani tabii bu uzun süren bir boykot ve uzun süren bir yaptırım diye bugünkü ifadeyle sadece hac mevsiminde hiç kimseye baskı, zulüm, sıkıntı, savaş yapılamayacağı için bu Haşimoğulları çıkabiliyordu. Fakat o ayda da çıktıkları zaman müşrikler takip ediyor. Pazarda alışveriş yapmalarına mani oluyor. Hatta o pazarda alışveriş için mal satanlara yüksek para veriyordu ki efendim bu Haşimoğullarını satmasınlar diye bu yollara da girdiler. Yani onun için bu hac mevsiminde bile bir şey almadan evlerine dönüyorlardı. Bazen de bin bir türlü dalaverelerle hilelere başvuruyorlar ve Müslümanların mahallesine hiçbir gıdanın girmesini kabul etmiyorlardı ve mani oluyorlardı. Ebu Leheb, Haşimoğullarından olmasına rağmen enteresan bir şey. Yani öz kardeşleri Ebu Talip, Hamza var. Öz kardeşleri ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öz yeğeni ve bütün akrabaları, bütün yakınları açlıktan ölmesini istiyor Ebu Leheb. Bak küfür ne kadar şiddetli bir şey ya. Akrabayı bile dinlemiyor. Açlıktan ölsün. Yani insanlık bu değil ki. Demek ki küfür insanın fıtratını bozuyor. İnsanı insanlıktan çıkarıyor. Yani bu hususta eline ne geliyorsa Ebu Leheb yapıyor. Mekke'ye yiyecek maddeleri getiren kervanları karşılıyor. Onlara fazla para veriyor. Efendim onların mallarını Haşim oğullarına satmamaları için ne gerekiyorsa onu yapıyor, onu uyguluyordu. Uyguluyordu Ebu Leheb. Evet. Yani öyle bir şey ki çocuklar acıkmış. O acıkma çığlıkları ta uzaklardan işitiliyor. Onların feryatları bu müşriklerin kulaklarına kadar gidiyor. Bunlar bundan zevk alıyor yani. Bakın çocuklar açlıktan bağırıyor, ağlıyor. Onlar zevk alıyor. Yani öyle bir duruma gelmişler ki oradaki Müslümanlar veya işte Peygamberimizin akrabası Müslüman olmayanlar dahi yiyecek zaman zaman yiyecek bir şey bulamıyorlar. Hatta yani öyle bir feryadu figan taşları da parçalayacak raddeye gelen o böyle hakikaten sıkıntılar o müşriklere zevk veriyordu. İmansızlığın, inkar ve küfrün insanı hem cinslerine karşı dahi olsa ne kadar merhametsiz, ne kadar gaddar bir duruma getirdiğinin bu hadise gösteriyordu.
Boykota uğrayanlar dışarıdan fazla bir şey alamadıklarından haliyle şiddetli açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Yani hatta öyle ki bazıları yiyecek bir şey bulamadıklarından ağaç yaprakları ve otlar yiyorlardı. Hatta kuru deri parçalarını yerde bulup ateşe tutup öyle yiyorlardı. Yani o kadar zulüm, o kadar baskı. Efendim işte bugünkü güçlü devletler de İslam alemine, Müslümanlara yaptırımlar yapmak. Yani onları perişan etmek, efendim çökertmek gibi aynı taktik uygulanıyor yani. Bununla birlikte Müslümanların bu haline acıyanlar da yok değildi. Elbette onlara yardım etmek isteyen efendim böyle insanlar vardı. Yani Müslüman olmadığı halde, müşrik olduğu halde akrabaları vardı çünkü o Haşimoğulların içinde. Bir gün Hazreti Hatice'nin kardeşi oğlu Hakim bin Hizan bir deve yükünü un olarak yükletip gönderiyor. Onu Şiib'deki sıkıntıdan yani Şiib mahallesindeki sıkıntı içinde bulunan Müslümanlara gönderiyor. Onları kısmen açlıktan kurtarmak için gayret gösteriyor. Hazreti Hatice annemizin kardeşi oğlu. Efendim yine bir gün kölesinin sırtına buğday yükleyip o halası Hazreti Hatice'ye götürüyordu o unu. Yolda Ebu Cehil'e tesadüf etti. Çünkü onlar sanki orada Ümey bin Halef'le beraber nöbet tutar gibi oraya bir şey girmesine izin vermiyorlardı. Ebu Cehil ona sen Haşimoğullarına yiyecek götürüyorsun öyle mi dedi. Vallahi giremezsin, gitmeye kalkarsan bu hareketini Mekke'de açıklayıp seni rezil ederim dedi. Tabi o sırada Ebu'l-Bakteri o da müşrik, Müslüman olmamış ama merhamet sahibi bir insan. O da yanlarında geçiyordu. Ebu Cehil'i muhafaza etti. Yani onu sorguya tuttu. Dedi ki sana ne oluyor? Halasına bir miktar buğdayı götürmek isteyen bir insana mani olmak doğru değildir. Senin yaptığın bu iş yanlıştır dedi. Ancak Ebu Cehil inat ve ısrarında vazgeçmiyordu. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri ile birbirlerine girdiler. Ve Ebu'l-Bahteri eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle vurup onun başını yardı. Ebu Cehil'in başını yardı ve yüzüne kanlar akmaya başladı. Üstüne çullanıp yumruklamaya başladı. Yine bu mayanda akrabalık gayretiyle Haşimoğulları ve Müslümanlara yardımını esirgemeyenlerden biri de Hişam bin Amr İbni Haris idi. Hişam da bu Müslümanlara veyahut da bu Haşimoğullarına çok iyi hizmet etmek, yardımda bulunmak isteyen gayretli bir insandı. Birkaç kere müşriklerden habersiz Şiib'de bulunanlara develerle yiyecek götürmüştü. Efendim, boykota uğrayanların ihtiyaçlarını gidermek için başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere Ebu Talib ve Peygamberimiz bir de Hatice-i Kübra annemiz ellerindeki bütün mallarını, bütün servetlerini bu Müslümanların ihtiyacı için harcadılar. Bu boykot sırasında onlara her şeyi feda ettiler. Tek ki bunlar kurtulsunlar diye. Tabii bu korkunç bir açlık hüküm sürmeye başladı. Bu da kısa bir zaman değil. 3 yıl devam edecek efendim bir boykot. 3 yıl aç bırakılan insanlardan bahsediyoruz. Bu kadar zulüm, bu kadar zalimlik, bu kadar vicdansızlık olur mu? İşte küfür bir kalbe girerse işte bütün bozuluyor. İnsanlık adına hiçbir hissi kalmıyor.
Evet, niye bunları yapıyorlardı? Tek bir şey için. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı teslim almak için. Diyorlar ya biz işte şimdi de yaptırım yaparız, yapalım ta ki teslim olsunlar, dediklerimizi yapsınlar diye. Aynı metodu uyguluyorlar. Biraz medeni bir metot gibi sanki. Müşrikler bu tarz bir tatbikat ile maksatlarına erişeceklerini zannediyorlardı. Yani biz aç bırakırız, bunlar gelirdi. Efendim ne yapar? Bizim önümüze kapanır, teslim olurlar. Muhammed de bundan vazgeçer. Ne var ki hadise tamamen onların arzu ettiği, istediklerinin aksine gelişti. Öyle ki Müslümanlar ve Haşimoğulları bu abluka devresinde Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı korumaya, muhtemel tehlikelere karşı muhafazaya son derece dikkat gösterdiler. Daha da çok sarıldılar. Peygamberimize bir zarar gelmemesi için gayret gösterirler. Hatta Ebu Talip herhangi bir suikasta Peygamberimiz maruz kalmaması için çoğu zaman yanına alırdı veya yanında yatardı veya başında muhakkak onu koruyan insanlar tayin ederdi. Evet, tabii bu peygamberliğin 7. senesiydi. Muharrem ayının başında başlatılan bu boykot tam 3 sene sürüyordu. Bu zaman zarfında müşriklerin Müslümanlara çektirdikleri sıkıntı açlık ve kıtlık da İslam'ın gelişmesine, Kur'an'ın yayılmasına mani olmuyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bu sıkıntılı ve ağır şartlar altında yine tebliğ vazifesine devam ediyordu. Akrabalarına, Haşimoğullarına iman ve İslam'ı anlatmaktan da bir an geri durmuyordu. Yani her halükarda tebliğat lazım. Bize de o düşüyor. Biz de İslam'ı, dini her halükarda anlatmamız lazım insanlara. Çünkü hele bu asırda bu kadar teknik gelişmesine rağmen birçok insan, birçok gencimiz dini hakikatları hakkıyla bilemiyor. Onları öğretmek, bildirmek ve o dini, İslam'ı insanlara kabul edip yaşamalarını sağlamak bu da bir cihattır. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bu sıkıntılı ve ağır şartlar altında bu tebliğini yaparken efendim boykot uygulamasının 3. senesi geldi. Cenab-ı Hak müşriklerin Kabe içinde astıkları o malum sahifeye bir kurt musallat etti. Hani bu 4 madde yazıp Kabe duvarına asmışlardı ya. Efendim Cenab-ı Hak bir kurt musallat etti ve o yazıyı yedi. Yalnız o sayfede onun başında Bismillahümme yani Allah'ım senin isminle başlarım. O yazı hariç bütün yazıları o kurt yemiş. Resul-i Ekrem'e aleyhissalatü vesselam bunu Cebrail aleyhisselam bildiriyor. Tabi Peygamberimiz bu durumu amcası Ebu Talib'e anlatıyor. Ebu Talib de gidip bütün bu Mekke müşrikleri ve bu boykotu yaptırımı uygulayan bütün ileri gelenleri Kabe'de orada topluyor. Onlara diyor ki, kardeşim oğlu Muhammed bana haber vermesine göre Allah sizin bu Kabe'ye asmış olduğunuz o yazıyı veyahut da o maddelerin hepsini yemiş. Yalnız baştaki Bismillahümme kısmı kalmış. Diğerlerin hepsini kemirip bitirmiş. Ey Kabe'ye girip sayfaya bakınız. Eğer yeğenim Muhammed doğru söylüyorsa bu boykotu kaldırın. Eğer o doğru söylemiyorsa, eğer doğru değilse ben size Muhammed'i teslim ederim. Siz istediğinizi o zaman uygulayabilirsiniz diyor.
Evet, Kabe'ye giden müşrikler Ebu Talib'in anlattıklarının aynısını gözleriyle görüyorlar. Hayret içinde kalmalarına rağmen yine de Peygamberimize aleyhissalatü vesselama ve onun gösterdiği mucizeye iman etmiyorlar, kabul etmiyorlar. Bu da bir sihirdir diyerek nura gözlerini kapıyorlar. Yani bu da bir sihirdir diyorlar. Evet, Kureyş'in nübüvvetin 7. yılında başlayan vahşi zulmü tam 3 yıl devam etti. Artık değil Müslümanlar, insaf sahibi bazı müşrikler dahi bu zorbalığa tahammül edemiyorlardı. Ancak bu insanlar seslerini çıkaramıyor çünkü korkuyorlardı. Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Firavunların karşısına çıkmaya ve bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk yiğit Hişam bin Amr oldu. İşte o Peygamberimiz ve yakınlarına o mahalleye yiyecek götüren o yiğit çıkıyor ilk olarak. Hişam tabii şimdi bir o Mekke'de Kabe'de asılan o metni, o bir kurdun yemesi biraz işi gevşetti ama ikinci bir sebep daha geliyor. İşte Hişam bin Amr harekete geçiyor. Bu zulmün bitmesi için bazı plan programlar yapıyor. Ve boykotun ilk günlerinden itibaren Müslümanlara yardıma çalışıyor. Bu orada pek çok tehlikeler de göze almış olan Hişam bin Amr bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Kim bu Züheyr? Peygamber Efendimiz'in halası Atike'nin oğlu. Bu da müşrik tabi. Ey Züheyr dedi, yanına gitti gece dedi ki ey Züheyr sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayıların, akrabaların maruz kaldıkları yokluktan, aç susuz perişan bir halde kuranmalarından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyorsun? Vicdan azabı çekmiyorsun deyince Züheyr ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulümden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım cevabını veriyor. Hişam Züheyr'in desteğini aldıktan sonra sırayla üç kişiye daha gidiyor. Bunlar da yani Mekke'de ileri gelen insanlar ve cesaretli insanlar. Bir Mut'im bin Adi, diğeri Ebu'l-Bakteri bin Hişam, hani o Ebu Cehil'in kafasını yarmıştı. Üçüncüsü Zam'a bin Esved'le görüşerek zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeye onları da ikna etti. Beş kişi oldular. Bir gece Hacun mevkiinde toplanan bu beş cesur adam ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü ortadan kaldırmaya yemin ettiler. Sabah olup insanların Kabe'nin etrafında toplandıklarında Züheyr bin Ebi Ümeyye ayağa kalktı. Ebu Cehil ve diğer yandaki insanlar da var. Ve ey Mekkeliler, bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım. Haşim oğulları ve Muttalip oğulları alışverişten mahrum edilerek helak olsunlar, yeme içme vermeyerek, yasaklayarak onların ölüme terk edelim. Böyle bir şey asla olamaz dedi. Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sahife yırtılıncaya kadar oturmayacağım dedi. Ayağa kalmıştı. Yani o Kabe'ye asılan o parça yırtılıp bu feshedilmeyene kadar ben oturmayacağım dedi. Bu sözleri duyan Ebu Cehil derhal ayağa kalkarak bağırmaya başladı. Yalan söylüyorsun, bu sayfa asla yırtılamaz dedi.
Bunun üzerine bir gece önce anlaştıkları gibi diğer dört arkadaş da ayağa kalktı ve onlar da Züheyl'e destek oldular. Ebu Cehil şaşkınlık içinde bu önceden hazırlanmış bir komplodur diyebildi. Bu sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili amcası Ebu Talip de akrabalarından bir grupla Kabe'ye gelmişlerdi. Nihayet Mut'im bin Adi Kabe'nin içindeki sahifeyi yırtmak üzere kalktığında Efendimizin haber verdiği gibi ağaç kurdunun Bismillahümme ibaresi hariç bütün yazıyı yediğini gördü. Evet, ve oradakiler de bunu gördüler. Züheyr arkadaşlarıyla birlikte silahlanarak Şibe Ebu Talib'e geldi. Yani Haşim oğullarıyla Mutalib oğullarının bulunduğu mahalleye geldiler. Onları mahalleden çıkararak bu zulme son verdi. İşte bu beş kişi Peygamberimizin hayatında hep iyilikle yad edilecek ve Peygamberimiz hep bunları methedecekti. Bundan sonra Peygamberliğin 10. yılı miladi 619 senesinde Kureyş'in hudut tanımaz inat ve küfürlerinin eseri olan bu uygulama ortadan kaldırılmış oluyor. Anlaşmanın feshedildiği halka duyuruluyor ve boykot kararlarının yazılı bulunduğu sayfa yırtılıp atılıyor. Evet. Böylece müşrikler vazgeçilmez bir karar olarak vasıflandırdıkları zulüm ve dalalet kokan bir karardan da dönmüş oluyorlardı. Bu şirkin iman önünde mağlubiyetini açıkça bir kere daha ilanıydı. Yine müşrikler iman önünde mağlup oldular. Bu 3 senelik muhasara öylesine şiddetli ve sıkıntılı geçmişti ki Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bu hadiseyi seneler sonra bile unutmamıştı. Evet, bir de bu tabii önemli olan şu var. Komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir diyor Peygamberimiz. Bu komşu ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. İslamiyet böyle bir hakikati getirmişken onlar bebeklerin, çocukların dahi açlıktan ölmelerinden zevk alıyordu ki o müşrikler o küfürde inatlarıyla. Bu çok enteresan bir şey yani. Bir işin o tarafı var, bir de işin şu tarafı var. Peygamberimize gönül vermiş, ona iman etmiş insanlar çocuklara açlıktan öldüğü halde Resulullah'a ya biz niye bu sıkıntıyı çekiyoruz? Bir gün serzenişte bulunmadılar. İman, Kur'an, İslam için bunların feda edilmesini efendim hiçbir itiraz etmediler Resulullah'a. Bir de Ebu Leheb'in bu katı katılılığı yani hem amcalarına hem yeğenlerine karşı bu zulmü de çok enteresan. Yani bu da hiçbir şeye sığmayacak, insanlığa sığmayacak bir hakikattı. Evet, böylece boykot bitmişti. Bir de ikinci bir konumuz vardı. Bu Rumlar ile İranlılar arasındaki savaş. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği sıralarda Doğu Roma ile İran dünyanın en büyük iki devletiydi. Doğu Roma ile İran iki büyük devlet. Hintli Süleyman Nedevi Efendi'nin Asr-ı Saadet tarihinde ifade ettiği üzere Peygamberimizin 5. yani miladın 613-14 yıllarında bu iki komşu ve rakip devlet birbirleriyle kanlı bir savaşa girişmişlerdi. Evet, İran 2. Hüsrev'in Rum Heraklit'in hükmü altındaydı. İran sınırları Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde birbiriyle birleşiyordu. Filistin, Suriye, Mısır ile Irak'ın bir bölümü ve Küçük Asya Rumlara tabiydi. İranlılar Rumlara iki taraftan saldırmaya başladılar.
Dicle ve Fırat üzerinde Ezraat ve Busra mevkilerinden Suriye'ye, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından Küçük Asya'ya saldırdılar. İranlılar. İran orduları Rum kuvvetlerini her iki cepheden geri atarak denize dökünceye kadar takip etmiş. Suriye'deki bütün mukaddes şehirleri İranlılar zapt etmiş. Evet, miladi 614 yılında bütün Filistin'i ve Kudüs'ü ele geçirmiş. Bu istila sırasında bütün kiliseler yıkılmış. Efendim, Romalara ait kiliseler yıkılmış. Bütün dini binalar tahrip edilip kirletilmiş İranlılar tarafından. İranlara katılan 26 bin Yahudi 60 binden fazla Hristiyan'ı kılıçtan geçirmişlerdi. Yani yine Yahudiler İranlarla birleşip Hristiyanları kılıçtan geçirmiş. Ne kadar? 60 binden fazla. İran Kisrası'nın sarayı o kadar zalim ki o zaman da öldürülen 30 bin kişinin kafatasıyla Kisra sarayını donatmışlar. Öldürülen 30 bin kafa getirilmiş oraya sanki süs gibi. Bu istila tufanı burada durmayarak Mısır'ı da basmış. Miladın 616. yılında İranlılar bir taraftan Nil Vadisi'ni işgal ederek İskenderiye'ye kadar gitmişler. Diğer tarafından bütün Anadolu'yu ele geçirerek İstanbul'un Boğaziçi sahillerine hatta Kadıköy'e kadar gelmişlerdi. Bu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantiniye, bugünkü İstanbul şehrinin karşısında İranlılar görülmüşler. Oraya kadar gitmişler. Saltanatlarını Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu'ya yaymışlardı Romalılar. İranlılar girdikleri her yerde ateş gederler. Ateşe tapanların, ateş yaktıkları tapınaklar manasında bunları meydana getiriyorlar ve böylece Hristiyanlığın çıktığı yerlerde ateşperestliği yayıyorlardı. Onlar işte ateşperestti ya, yani ehli kitap değildi. Müşrikler gibi efendim putlara tapıyordu. Onlar da ateşe tapıyordu. Biri ateşe, biri puta, fark etmiyor ki. Doğu Roma İmparatorluğu'nun bu yenilgisi karşısında kendisine tabi bulunan birçok vilayetler isyan etmiş ve Afrika'daki ülkeler, Avrupa tarafındaki vilayetler, hatta İstanbul'a komşu şehirler bu devletin egemenliğinden çıkmak istemişler ve çıkmışlardı. Kısaca Doğu Roma İmparatorluğu darmadağın olmuş, helak olmuş, yerle bir olmuş. Romalıların bu yenilgi haberi Mekke'ye ulaşmış. Aslında bizim konumuza geliyoruz. Romalıların İranlılar karşısında bu kadar yenilgileri, efendim, haberi Mekkelilere gelmiş. Ve bunlar, bu müşrikler çok sevinmişler. Müslümanlara karşı onların yenilgisinden duydukları sevinci açığa vurmuşlar. Ne demişler? Demişler ki, siz ve Hristiyanlar kitap ehlisiniz. Biz ve Farisler ise, İranlılar ise ümmiyiz. Yani bizim kardeşlerimiz sizin kardeşlerinizi tepelediler. Yani biz kitaba inanmıyoruz, Allah'a inanmıyoruz. Bizim ortak tarafımız var. Bizim gibi düşünenler nasıl ehli kitabı yok ettiler, biz de sizi tepeleriz, biz de sizi yok ederiz diye Müslümanlara hem gözdağı veriyor hem de sevinç çığlıklarını atıyorlar. Bunun üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi olmak üzere ayet-i kerime iniyor. Evet, gerçi Rumlar yenildi. Yerin en yakınında Mekke topraklarını, yani Arabistan'ın en yakınında Şam'da yahut Rum başkentinin pek yakınında, yani Anadolu'da, İstanbul civarında demek olabilir ki ikisi de doğrudur. O sırada Rum İmparatorluğu öyle perişan olmuştu ki iç isyanlarla devlet ihtilala uğramış, ordusu dağılmış, hazinesi boşaltılmış, imparator
Heraklit İstanbul'u terk ederek Kartaca'ya kaçmayı bile kurmuştu. İranların galip kumandanları bu zaferi kutluyorlar sarhoşçasına. İranlılar tarafından her şeyi vereceklerini Romalılar kabul ediyor. Bu cümleden olarak 1.000 yük altın vereceklerini, 1.000 yük gümüş, 1.000 yük ipek, 1.000 at, 1.000 kadın teslim edeceklerini İran'a söz veriyorlar. Rum İmparatorluğu bütün bu aşağılayıcı şartları kabul etmiş. Bu esaslar üzerinde barışı imzalayacak delegeler göndermiş İran'a. Tabii bu delegeleri İranlıların yanına vardıkları zaman Hüsrev şu sözleri de söylemiş, yani İran, bu yeterli değildir. Bizzat İmparator Herakl karşıma zincirler içinde gelecek ve ne yapacak? Karşımda ateşe ve güneşe tapacak. Ben öyle kabul ederim demiş. İşte o yenilgi böyle bir yenilgiydi. Böyle bir çöküş içinde Romalıların birkaç yıl zarfında canlanıp yeniden galip geleceklerine kesinlikle hüküm vermek şöyle dursun. İhtimal vermek bile normal olarak akılların havsalasına sığacak bir şey değildi. Yani Romalılar kalkacak bir daha galip olacak. Zaten yerle bir olmuş her şey bitmiş yani. Fakat öyle bir zamanda Cenab-ı Allah Resulüne aleyhisselatü vesselam gaybtan şu haberi bildiriyordu. Cebrail aleyhisselam efendim ayet-i kerime gönderiyordu. Rum suresinde Elif Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim Gulibetir Rum. Yani Rumlar yakın bir zamanda yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Evet, ama ikinci ayette fi ednel erdi ve hum min ba'di galabihim seyaglibun. Onlar mağlup edilmişlerdi ama yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler diyor. Bid'a sinin diyor, birkaç yıl içinde o Rumlar İranlara karşı galip gelecekler. Fi bir sinin diye. Lillahil emru min kablu ve min ba'd ve yevme izin yefrahul mu'minun. Bi nesrillah yansuru men yeşâ ve huvel azizurrahim. Yani yakın bir zamanda Rumlar efendim galip gelecekler. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. Bununla birlikte onlar bu yenilgilerin ardından kesinlikle galip gelecekler. Yani Rumlar kesinlikle Allah Allah. Yani yok olmuş bir imparatorluk yerle bir edilmiş ama ayet-i kerime peygamberimize bildiriyor ki bunlar yakın zamanda harabe edecek, üstün gelecek. Efendim bunu Cenab-ı Peygamber sahabe-i kirama bildirince Ebu Bekir radıyallahu anh o sevinen müşriklere şöyle demiş, bağırmış. Allah sizin gözlerinizi aydınlatmayacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam haber verdi. Yemin ederim ki Rumlar birkaç yıl içinde İranlılara mutlaka galip gelecekler, üstün gelecekler diye Hazreti Ebu Bekir bağırınca buna karşı Übey bin Halef olan müşrik Übey bin Halef yalan söylüyorsun. Haydi aramızda bir müddet tayin et. Yani biz iddiaya varalım. O zaman tabi iddialaşma da haram kılınmamış olduğu için Hazreti Ebu Bekir ile iddiaya varıyorlar. Hazreti Ebu Bekir de kabul ediyor. Çünkü ayet bunu haber veriyor. Diyorlar ki efendim 10 deveye 3 sene
içinde bunlar galebe edecekler. Eğer galebe ederlerse efendim Übey bin Halef 10 deveyi verecek Hazreti Ebubekir'e. Yok Roma imparatoru galebe etmezse efendim yani mağlup olmazsa Hazreti Ebubekir verecek. İranlar mağlup olmazsa Hazreti Ebubekir 10 deveyi verecek. Bu durumu Hazreti Peygamberimize Hazreti Ebubekir bildiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hazreti Ebubekir'e bir sinin yani diyor bu 9 sene kadar, 3'ten 9'a kadar bir sayı ifade eder. Diyor ki git miktarı artır, müddeti de uzat. Yani 3 seneden 9 seneye çıkar. Develeri de ondan istediğin sayıya çıkar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu müjdesi, bu haberi muhakkak tahakkuk edecek. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çıktı. Übeyye rast gelince galiba pişman oldun dedi Hazreti Ebubekir'e. Hazreti Ebubekir dedi ki hayır, gel seninle bahsi artıralım. Müddeti de uzatalım dedi. Haydi dedi olur. Yani deveyi yüze çıkaralım. Efendim seneyi de 9'a çıkaralım dediler. Yani 9 sene kadar diyelim. Deve de 100 olsun. 10 değil 100 olsun dediler. Haydi yapalım dediler. İki taraf da kabul etti. Enteresan bir şey. Bu Tirmizi'nin sahihinde de rivayet edildiği üzere Bedir günü yani 9 sene sonra Bedir günü Rumlar İranlara galip geldiler. Yani aslında orada Müslümanlar da aynı gün müşriklere galip gelmiş. 300 kişiyle 1.000 tane müşriki mağlup etmiş. Onların bütün ileri gelenleri de orada gebertmiş, öldürmüşler. Ebu Bekir radıyallahu anh da onu bahsa konu develeri Übey'in varislerinden aldı. Tabi hadiseler gelişiyor. Hicret ederken Übey Hazreti Ebubekir'i yakalıyor. Diyor ki sen gidiyorsan hani bizim bir iddiamız vardı. O oğlunu bırakıyor efendim kefil olarak. Sonra Bedir Savaşı'na giderken o Hazreti Ebubekir'in oğlu da diyor ki sen gidiyorsun. Peki Romalılar galip olursa deveyi kimden alsan öldürülürsen ben kimden alacağım? Hakikaten o Bedir Savaşı'nda da öldürülüyor, gebertiliyor. O da varis bırakıyor. İşte 9 sene sonra Romalılar İranlılara galebe çaldığı zaman ayağa kalkıp İranlıları yok ettikleri zaman Müslümanlar da Bedir'de müşriklere efendim galebe çaldığı zaman Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh o 100 deveyi alıp Resulullah'a teslim ediyor. Resulullah da bu 100 deveyi tasadduk olarak dağıtıyor, sadaka olarak dağıtıyor. Yani önünden de sonundan da emir Allah'ın. Yani Rumlar galip gelecekler diye ondan sonra emir ve irade, hüküm ve kumanda Rumların olacak zannedilmesin. O ayrı bir ifade. Burada bir ehli kitabın galebesinden ifade ediliyor, bahsediliyor. Yoksa efendim emir onların değil manası. Onlar galip gelmezden önce emir ne onların ne İranların olmayıp Allah'ın olduğu gibi onların galip gelmesinden sonra yine yani Romalıların galip olmasından sonra yine emir Allah'ın olacaktı elbette. O yüce o önce onları mağlup ettiği gibi sonra da eder. Efendim hem de o gün yani Rumların İranlılara galip geleceği gün müminler sevinecek Allah'ın yardımıyla. İşte o Bedir'de onu görecekler. Yani ötede Rumlar İranlılara galip gelirken aynı zamanda Beri'de Müslümanlar da Allah'ın yardımıyla müşriklere karşı zafer elde edecekler. Yalnız Rumların galip gelmesiyle değil Allah'ın özellikle kendilerini galip kılan yardımıyla sevinecekler. O da önemli. Yani malumunuz Bedir'de Cenab-ı Hak işte melekleri gönderiyor Müslümanların yardımına. Efendim Allah'ın yardımıyla, Allah'ın izniyle
efendim Müslümanlar galip oluyor. Müminlere bu şekilde vaat edilen bu yardım, bu senin Bedir zaferidir. Tabi nitekim Taberi tefsirinde o Bedir'de müminlerin müşriklere galip gelmesidir şeklinde ifade etmiş. Gerçekten Tirmizi'nin rivayetine göre Rumların İranlara galip gelmesi Bedir günü olmuştur. Yani aynı güne bakın, Kur'an'ın mucizeliği o işte. Yani Romalılar ehli kitap ateşperestlere, güneşe tapanlara, müşriklere veyahut da küfre galebe geldiği aynı dönemde ehli iman veya sahabe-i kiram Resulullah'la beraber müşriklere galebe geliyor. Yani onları müşrikleri mağlup ediyor. Ve o ikisi aynı tarihe denk geliyor. Fakat galibiyetin geniş bir şekilde açıklanması şöyle oluyor. Yani 3 senede de var, ona bir 3 senede de işaret var. 6 seneye işaret var, 9 seneye işaret var. Yani Kur'an 9 sene diyebilirdi, demedi. Niye? Çünkü yani basamak basamak veya safha safha o galibiyet gelişiyor. Yani Hudeybiye sıralarında biline bildiği ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da develeri Übey'in kendisinden değil sonra varislerinden aldığı için bazıları bu ferah gününü Hudeybiye günü sanmışlardır. Yani acaba Müslümanların ferahlandığı gün Hudeybiye günü müydü? Hayır. Bazı tarihçiler bunu şöyle tespit etmişler. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın işareti gereğince 9 yıl sonra bu haber gerçekleşmiş. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'e seneyi 9'a çıkar yani artır demişti. Ve onun gerçekleşmesi Bedir zaferinin elde edilmesine rastlamıştır. Bazılarına göre bu haber Hicretin 6. yılında Hudeybiye anlaşması esasında gerçekleşmiştir. Evet, fakat bu doğru değil. Bu anlayış hatasının sebebi şu. Sahih-i Buhari'nin açıkladığına göre Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam o zaman Hirakli'de gönderdiği mektubu taşıyan elçi, o zaman devlet reislerine mektup gönderiyor Resulullah. O elçi, mektubu götüren elçi Suriye'ye ulaştığı zaman Hirak zaferini kutluyordu. Yani asıl zafer daha önce kazanılmış, orada zafer kutluyordu. Bu elçi Hudeybiye anlaşması sıralarında gönderildiği için birçokları Hirakli'den o sıralarda zafer kazandığını zannetmişlerdir. Halbuki Bedir ondan önce olmuştu ve o sırada kazanmıştı. Zaferin kutlanması daha sonraki zamana uğradığı için öyle zannediliyordu. Evet. Roma takvimine göre Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği 609'un sonu 610 yıllarında meydana gelmiş. Doğu Roma ile İran arasındaki düşmanlık 610'da başlamış. Bakın tarihe bakın. 616'da yani 6 sene sonra Romalılar yenilmişler. 622'de karşı harekete geçmişler. 623'te galibiyete başlamışlar. 625'te kesin zaferi elde etmişlerdir. Yani 3, 6, 9. 3 safhada. Yenilginin başlangıcı ile galibiyetin başlangıcı arasında 9 yıl geçmiş olduğu gibi kesin yenilgi ile kesin galibiyet arasındaki müddet de 9 yıldan ibaret bulunuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti peygamberliğin 12. yılın sonu gibi 13'ün başı gibi olduğu için 623 hicretin 622 623 hicretin 2. yılına rastlamış olur ki Bedir'de o yıldır. Yani Bedir Savaşı. Demek ki Rumlar yenilginin 7. savaşın 2. yılı galip gelmeye başlamışlar ve onlar galip gelmeye başladığı sıralarda Müslümanlar da Bedir günü müşriklere galip gelerek sevinmişlerdir. Bununla beraber savaş 2 yıl daha devam etmiş.
Bu müddetle Rumlar İranlıların işgal ettikleri bütün vilayetleri kurtararak düşmanlarını Dicle ve Fırat'ın gerilerine atmışlardır. Böylece tam 9 yıl ve 3 yıl sonunda kesin üstünlük tamam olarak birkaç yıl yani bir asinin içinde galip gelecekler birkaç yıl içinde bu habere her yönüyle gerçekleşmiş oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in müjde verdiği, haber verdiği ehli kitabın ehli müşrik karşı galebesinin o mucizesi tahakkuk etmiş oluyor. Şu halde bundan 9 yıl önce yani hicretten 7 yıl önce peygamberliğin 7. yılı Kur'an bu haberi verirken açıkça 9 yılda demeyip birkaç yıl diye bir çeşit kapalılıkla ifade etmesinde de olaya uygunluk bakımından derin ve kapsamlı bir belagat ve geniş bir anlam varmış. Çünkü bir asinin birkaç yıl demekle hem galibiyet süresi olan 3 yıla hem yenilgi sonunda Bedir'e rastlayan ilk galibiyete kadar olan 7 yıla hem de kesin galibiyet süresi olan 9 yıla uygun düşebilecek bir işaret verilmiş bulunuyor ki bunlardan birisi açıkça ifade edilseydi olayın bütün safhaları gösterilmiş olmaz ve dolayısıyla bu kapsamda icat tarzı bulunmazdı. Onun için Bid'asinin demiş ki bu 3 sene, 6 sene ve 9 sene içindeki ayrı ayrı safhalar tahakkuk etmiş olsun ve onlara da işaret etmiş olsun. Bu da mucizeliğin ayrı bir yönü. İşte bu da açıklamadan yani burada açıklarken maksat Rumların galibiyetinden çok Müslümanların ilahi yardım ile sevinecekleri günün tarihini tespit etmek olduğuna işaret edilmiştir. Yani Müslümanlar sevinecekler. Niye? Yani Romalıların ehli kitabın galibiyetiyle elbette sevinecekler müşriklere karşı ama esas sevinecekleri şey Müslümanların galebe çaldığı, galip olduğu Bedir'de sevineceklerine bir işaret vardı. Çünkü yani birkaç yıl kapalı olmakla beraber galibiyetin gerçekleşmesine bağlı olan o gün yani sanki Bedir belirtilmiştir. Bu bakımdan ayetin bu sevinç gününü gösteren mucizesi Rumların galibiyetini haber veren mucizesinden daha şanlıdır, daha azizdir, daha güzeldir, daha parlaktır. Böyleyken birçokların bundan habersiz olmaları ne kadar üzücü. Yani ya sanki bu işte ayetler yalnız Rumların galebe geleceğini ve Müslümanlar yalnız bununla sevineceklerini zannedip öyle izah etmeleri yanlış. Yani burada o var ama esas sevinç, esas Müslümanların galebesidir. Bedir Savaşı'nda üstün gelmesidir ve ayet ona işaret etmesidir. Böyleyken evet buyuruyor ki Rumlar yenilgilerinin arkasından birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önünde de sonunda da emir Allah'ındır. Evet onlar galip geldikleri sırada müminler de Allah'ın yardımıyla sevinecekler. İşte bu nasıl olur demeyin. O kimi dilerse Allah, kimi dilerse yardım eder, dilediğini muzaffer eder. Şimdi Müslümanlar sıkıntı çekiyor. İşte Irak, işte Suriye, işte Filistin, işte Arakan, Doğu Türkistan gibi hatta Türkiye'yi bile ablukaya almışlar. Yani Cenab-ı Hak isterse efendim bu mağlubiyet içinde galebeyi çıkaracak. O kimi isterse ona yardım edecek. Dilediğine muzaffer kılar. Yani onun yardımı sebebiyle bağlı değil. Onun yardımı sebeplere bağlı değil. Ya sebepler onun iradesine bağlıdır. Sebeplere riayet edilecek ama esas kuvveti Allah verecek. Dün İranlıları galip kılmış iken yarın Rumları galip kılar. Efendim bir de bakarsın hiç ümit edilmedik bir zamanda
tutar hiçbir kuvveti yok zannedilen şu perişan olan milyonlarca kana akan Müslümanlar, işte Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da, efendim bu çok güçsüz, kuvvetsiz görünen Müslümanlar, bunların efendim işte bu zalimlere karşı Cenab-ı Hak galip ve muzaffer kılar belki Müslümanları, bir sebep çıkarır. Bu sefer Türkiye olur, başka birisi olur. Allah'ın gücü kuvveti çok. Yani vel akibetu lil muttakin, sonuç netice Allah'ındır, Allah'ındır ve muttakilerindir. Allah'ın yardımıyla muttakilerindir. Ve aziz odur, rahim odur, güç kuvvet sahibi odur. Hiç mağlup olma ihtimali bulunmayan izzet güç kuvvet sahibi ancak Allah'tır. Tek rahmet edici olan da Allah'tır. Onun içinde bir zaman olur, mağlupları galip kılar, Müslümanları üstün getirir, müminleri sonunda zafere erdirir inşallah diyoruz. Cenab-ı Hak bu müminlerin zaferini efendim bize göstersin. Bu zalimlerin burnunu yere sürsün Cenab-ı Hak. Her yerde Müslümanlara işte şu anda yani bu efendim göç eden efendim sığınmacılara reva gördükleri zulümler ve Avrupa'daki güya medeni devletlerde Müslümanlara, çarşaflı kadınlara veya camilere yapılan saldırılar. Bu efendim Cenab-ı Hak bunların inşallah burnundan getirecektir. Müslümanları galip ettirecek ve bunlar mağlup olacak. İnşallah İslam'ın bayrağı bunların tepelerine dikilecektir. Cenab-ı Hak bunu muvaffak etsin inşallah. Müslümanlara yardım etsin inşallah diyor. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Cenab-ı Hak rahmetiyle, bereketiyle, kuvvetiyle, izzetiyle, Şafi ismiyle bu koronavirüs belasını da memleketimizden kaldırsın. Müslümanlara efendim hasta Müslümanlara sıhhat afiyet nasip eylesin diyorum. Hepinize hayırlı geceler sunuyorum.